Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dolabımı sileceğiz. İyice ilaçlayacağız, sileceğiz birlikte. Mutfak dolaplarımı. Çünkü boyattıracağım ben. Şimdi gözlüğümü takayım da gözüme gelmesin, ne olur ne olmaz. Şimdi böyle arkadaşlar. Her tarafına ilaçlıyorum arkadaşlar. Her tarafına yumuşasın. Orada priz var. Prizden çekindim. Ben elektrikten çok korkarım. Tüpten korkarım. Elektrikten korkarım. Çocukları da korkuturum. Hep aynalara yazarım. Bir yere giderken. İşte şuna dikkat et, buna dikkat et. Evde şu tehlikeli, bu tehlikeli. Onu kullanmışken şöyle kullan, dikkat et. Gibi. Dolaplar boyanacak, kulplar değişecek arkadaşlar. Kulpları değiştireceğim. Kendim beğenmek istiyorum. Gidip beğeneceğim inşallah. Biraz bekleyin de yumuşasın. Ondan sonra değişimler yapacağım mutfağımda. Seti çok kötü. Bizden önceki kiracılar hor kullanmışlar. Hep kiracı kullanmış, ev sahibi. İlk alan ev sahibiymiş. O da çabuk satmış. Adamın işi ters gitmiş, satmış. Ondan sonra bir kiracı böyle. En sondu zaten. Onlar Antalya'nın en zengin çocuğuymuş. Kolejlerde okumuş duyduğuma göre. Erkekten bahsediyorum. Bayağı bir bilmiyorum, tanımıyorum ama duyduğuma göre böyle. Adamla da tanışmadım ben. Hanımla tanıştık biz. Bizim de iki ay kiracımız oldular. Biz gelmeden bir ay, iki ay, bir buçuk ay belki de kiracımız oldular. Hiç para almadık biz onlardan. Yeter ki çıkın dedik. Ondan sonra İlginç hayat hikayesi. İlginime gitti o zaman. Çok zengin bir ailenin çocuğu. Isparta'da diyorum, Antalya'da. Kolejlerde okumuş. Bu eşi, şimdiki bizim tanıdığımız eşi. Buralarda, Antalya'da öyle bir şey varmış. Küçücükten alırlarmış, beslerlermiş. Kız çocuklarını köylerden getirirlermiş. Benim duyduğum öyle. Ben başkalarının yalancısıyım. Evlendirirler, çeyiz falan verirlermiş. Kendi ailenin kızı gibi olurmuş. Bu da gözümde kaldı. Ondan sonra bu da öyle gelmiş. Bu adam evliymiş, o ailenin çocuğu. Evliymiş, çocukları falan varmış. Bunlar ikisi anlaşmışlar arkadaşlar. Çocuk yaşta geldiği halde adam büyüktür herhalde onda. Abi olarak da biliyordur. Dünyanın bir türlü hali var. Kimseye güven yok. Ondan sonra, ay ne güzel açtı. Pırıl pırıl etti. Bu nasıl güzel bir şeymiş. Benim bu boştu arkadaşlar. Şu eskiden ben bunlardan çok alırdım. Ben bunlardan çok alırdım arkadaşlar. Halı şampuanıymış. Tövbe estağfur, tövbe. Bundan doldurdum arkadaşlar. Biraz da su doldurdum. Püskürttüm. Felaket. Hiç
Hiçbir şey yok arkadaşlar. Işıl ışıl oldu. Aa! Süper bir şey. Markası? Bu kadınlar getirir satarlardı ya günlere. Onlar da. Elen var mı diyor, ne diyor? Yeni temizlik ürünü. Halı koltuk diyor. Ama ben koltuklarımı sileceğim. Bunu saklayayım da onunla sileyim. Çok güzel bir şey. Daha vardır gerçi de. Olsun, bunu saklayayım ben. Diyeceğim de. Annesi de bütün mallardan adamı şey yapmış, vermemiş. Sinirlenmiş. Babası ölmüştür herhalde. Bunlar hiçbir şeysiz kalmışlar. Goya zengin diye herif elde etse. Ondan sonra da tık tızak kalmışlar arkadaşlar. Bir tane yeri mi varmış ne? Ola işte. Adam çalışmazmıştı kendi. Kadın çalışıyordu bizim tanıdığımızda. Ama evi çöplük etmişler arkadaşlar. Bu ev çöplüktü. Yani ev eve benzemiyordu. Bakmaya girdik de kimseye baktırmıyor zaten. Adam ondan satmış. Ki ev sahibini eve koymuyormuş, çıkmıyormuş da. Adam ondan zorda kalmış da satmış. Beni koydu arkadaşlar, kızım dedim. Bak evimiz barkımız yok bizim. Biz emekli olduk, emekli parasıyla aldık bunu. O zamanlar emekli parasıyla ev alınabiliyordu arkadaşlar. 30 bin lirada para çektik. 83 bin lira etti toplamı. 83 bin liraya burayı aldık. Ama benim bir Fulya arkadaşım var. Arkadaşım dedi, ne olursa olsun sen dedi, 3+1 135 metrekare dedi. Merkez güzel 10. katta. Sen ne olursa olsun al dedi. Burası dedi metropoloji bir dedi şehir dedi. Öğretmenliğini konuşturdu bana. Hiç dedi vazgeçme dedi. O nedir ki dedi, düzenlersin dedi. Vallahi öyle oldu. Aldım geçtim. Kız bana iyi davrandı, güzel içeri aldı. Ama işler acısı bir durumda arkadaşlar, anlatamayacağım. Bir çöp evi de görmüş oldum. Bizim burada klima falan varmıştı bize ait. O şeyle dedim ki kıza, kızım dedim, hiçbir şey bırakma burada dedim. Bu eve ait hiçbir şey bırakma dedim. Sana ait, eve ait sadece duvarlar kalsın dedim. Hiçbir şey kalmasın. Almış sökmüş gitmiş, hiç de umurumda değil. Benim adam yanar ama. Seni görüyor mu seni der. Kadına der, yüz verdin. Al götür dedin, alıp götürmüş. Bak benim hala yok şeyim, klima. Olmasın. Hiç önemli değil. İşte öyle arkadaşlar. Bu evi öyle aldık. Ev alması şimdi çok zor. İnan. Fulyacığımın dediği çıktı. Antalya'da bir oda dünya para. Hiç kolay değil. Yani başkası da gidemez tutamaz. Ben de gidemem tutamam. Doğruya doğru. Kendimce düzenliyorum. Allah verdi. Çok şükür. Kısmet oldu. Bana kalsa Ankara'ya gidecektim. O da bir saçmalıktı. Eşim Allah razı olsun. Burayı istedi. Buradan aldı. O yönden ona teşekkür ederim yıllarca. Çok güzel etti arkadaşlar buradan almakla. Vallahi güzel oldu. Be, ne güzel oldu. Çok şahane. Size de tavsiye ederim. Bak. Suyla birlikte karıştırdım arkadaşlar. Böyle bir pompaya koydum. Bunun içi boştu. Bu, ne varsa silerim ama camları kullanmam. Şey diyor, halı şampuanı diyor.
Halı şampuanı, koltuk şampuanı diyor. Dolaplara iyi geldi. İçini, dışını, altları, üstleri, her yeri silerim. Dolapların yüzünü falan silerim. İşte öyle arkadaşlar. İyi ki de almışız, iyi ki de direnmişiz bu evi alırken. Tam çıktık, asansöre bindik, gidiyoruz arkadaşlar. Eve baktık eşimle birlikte. Çok temiz ev dedim adam. Bir kızmayın be. Neresi temiz? Hiç mi temiz ev görmedin? Yok ya dedi. Sen başka türlü bakıyorsun, ben başka türlü bakıyorum. Duvarları falan çok güzel dedi. O kadar güzel ki ev dedi. Kullanışı çok güzel o evin dedi. Sen dedi mükemmel o ev. Hakikaten de benim de hoşuma gitti arkadaşlar. Durdukça içime sindi. Her şeyi almış götürmüş. Allah razı olsun. O kıza çok şey borçluyum ben. Direnebilirdi, çıkmayabilirdi de. Ben hiçbir şey yapamazdım. Bana şans verdi, çıktı. Allah razı olsun. Öyle işte arkadaşlar. Böyle bu evi alırken böyle bir geçmişimiz oldu. O adam da şöyle arkadaşlar. Evi baktık ya biz, ikinci sefer geldik yine. Şey aldırıyoruz. Nedir o? Pencereleri değiştireceğiz ya. Pimapen yaptıracağız. Odaları şey yapıyoruz. Ölçü aldırıyoruz. Eşimle ikimiz girdik yine. Ölçü alan adam girdi. Ondan sonra arkadaşlar ortada eşyalar yığılı ama ne o yığılı olan? Nerede oturuyorlar? Nerede kalkıyorlar? Nasıl bir yorgan o? Çocuğun odasındaymış yavrum. Yani sokaktan çöpten mi buldun kuzum? Yani trilyoner adam şeyle dadılarla büyümüş arkadaşlar. Yazlıkta, kışlıkta bu çocuk. Sen nasıl böyle bir hayat sürebilirsin? Nasıl böyle bir evlatların yaşam sürebilir? Benim okuduğum romanları yaşadım yani. Gerçeğini gördüm. Kemalettin Tuğcu diye benim çocuklar güler bana mı? Gerçeğini yaşadım yani, ben gördüm. Onlar girmediler. İkisi de vardı da, olanlar geldi yanımızda. Girmediler onlar. Çok tatlı bir oğlu bir kızı vardı. O kadar tatlılardı ki çok hoşuma gitti. Sıcak sıcak davrandılar çocuklar. Daha severim aklıma geldikçe. O kadına da buradan teşekkür ediyorum. Ben bilmem seyredeceğini zannetmiyorum ama seyrederse ona çok teşekkür ederim. Beni hiç zorlatmadı. Allah yolunu açık etsin. Nasıl evlendiyse evlendi, nasıl edindiyse edindi. O beni ilgilendirmez. Kırmızı o da akıllı olup yuvasını yıkıp evin çocuğunun kanına girmeseydi. Öyle işte. Şimdi yarın zaten şu yukarıları edeceğiz eşimle arkadaşlar. Oraları hep indirecek. Sakın sen dedi elleme dedi. Düşersin sen dedi. Ben de yokum dedi. Onun için arkadaşlar onunla yarın oraları indireceğiz, temizleyeceğiz. Düzenleyeceğiz. Onları indireceğiz, atacağız çoğunu arkadaşlar. Bazılarını atacağız. Bazılarını kaldıracağız, bazılarını da yer değiştireceğiz. Oralara küçük tencerelerimi koyacağım, kullanmadıklarımı. Yani düzenleyeceğiz oraları canlarım. Bu dolabım güzelleşecek Allah izin verirse. Bayağı bir değişimler yaşayacağım. Buralar değişecek, şeyler, fayanslar,
Set değişecek arkadaşlar, göstereyim size. Set değişecek, set çöp olmuş dedi adam. Baktı. Ablacığım bu set çöp olmuş dedi. Bundan sana fayda gelmez dedi. Goya boyattırır boyattırır mıyız dedi. Olmaz dedi. Yenisini gideceğiz arkadaşlar. İşte onun için yavaş yavaş oluyor. Sırayla, sırayı bozmadan antreyi tahta yaptıracağız. Ben balkonları temizliyorum, evimi temizliyorum, elimden geldiği kadar. Bitince, tamamı bitince arkadaşlar, çocuklar gelmeye yakın. Bu işimiz okul tatili olunca gelecek. Samira kızımız ne zaman izin alabilirse o zaman gelecek. Ben sana bildiririm dedi. Allah izin verirse bildirecek bana. Hepsini bir sıraya koyacağım arkadaşlar. Tuğbiş ne zamir aynı anda da gelirse hiç önemli değil. Zamiram 10 gün kalacakmış. Çok güzel tatil olacak bu yıl. Benim için de güzel olacak arkadaşlar. Bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Zamiram'ın günü belli olsun. Her şey belli olacak. Allah izin verirse. Sırayla evlatlarım sırayla gelecekler arkadaşlarım. Onları ben buradan çok seviyorum. Fatoş diye arkadaşıyla gelecek Zamira. Fatoş'la da tanışacağız. O da bizim kızımız artık. Eğer memnun olurlarsa bizden her yıl gelmelerini isterim yani. Niye de? Çünkü ben de onu çok sevdim. Zamiram'ı. Jadin'im diyorum. Jadin'im benim. Jadin'imi her zaman isterim, beklerim arkadaşlar. Gelsin isterim. Fatoş da gelsin. O da benim evladım. Ne bir sürü para verecekler arkadaşlar. Dünyanın parasıymış. Bir oda. Danıştı bana, hiç verme kızım dedim. Çık gel, işte ev, işte şey dedim. Ne işin var o kadar parayı bir de bilmediğin yerde. Benim erkek kardeşim, arkadaşım diye para gönderdi de, gerçi özel olsa belki söylemem de, yazdı, herkes duydu yani. Bunu bir tek ben bilmiyorum, herkes biliyor. Kendi şeyi var arkadaşlar, sitesi var benim kardeşimin. Şerefli Koçhisarlılar sitesi var. Orada yazdı. 10 bin lira göndermiş arkadaşına. Öylece gitti arkadaşlar. Bir gece doğru dürüst yatamamışlar bile. Biz Gaziantep'teydik. Ben burada olsam buraya hemen şey yapardım. İnternetten görüp gider alır gelirdim vallahi arabamızla. Hiç durdurmazdım. Alanya'ya gelmişler. Oradan da bu tarafa Koçhisar'a gitmişler geri. Biz şeydeydik. Gaziantep'teydik. Dolandırılıyor arkadaşlar. Onun için boşver. Ben seni havaalanından alırım Zamiram. Hiç bu konuda tereddüt etme. Odanızı da zaten ikinizin odası ayrı yapacağım. Düzenleyeceğim. Odaları da göstertirim bitince iş. Artık siz bizim evladımızsınız. Karşılıklı memnunlaşırsak her sene beklerim. Olmadı çocuklarınız olunca torunlarımı da alır gelirsiniz. Severiz bir de. Bizim Levent'imiz büyür. Bu sefer sizin Levent'leri severiz. Allah izin verirse ben severim insanları. Yeter ki bana iyi olsunlar. Tatsızlık vermesinler arkadaşlar. Yeri geliyor insanın. Yani benim başıma gelmedi de insanın evladı bile evine tatsızlık veriyor. Ailesine tatsızlık veriyor. Sen emek veriyorsun çocuğun geliyor diyor. Yani yakınla çevremde gördüm duydum. Tatil yapsın diyorsun. O senin hayatını cehenneme döndürüyor. Ne yapayım ben öyle evladı? El daha iyi. Boş ver sen de. Yani kendim için demiyorum. Başkası için diyorum. Onun için ben
Caddenimi seviyorum. Caddenimi. Seni seviyorum aşkım. Güzel kızım benim. Görüşeceğiz inşallah. Hazırlanıyorum sana. Sen gelmeden önce bugün dün tanıştık. Karşı komşunu taşınacaktı da onun evini temizlediler. 450 liraya temizliyorlarmış boş evi. Dedim siz bana bir dedim kartınızı verin gidin. Ben sizi alacağım dedim. Yazın misafirlerim gelmeden bir dip bucak tekrar düzenlenmiş evi bir tertemiz yaptırırım ben. Işıl ışıl otursunlar çocuklarım. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Sildik. Ben yine atları sileceğim. Şunları edeyim de. Şu gözlüğümü takayım yine. Bana zarar vermesin. Atları da sileyim. İçlerini falan sileceğim. Atlarını sileyim. Çok güzel ediyor arkadaşlar. Öyle temiz ki. Gıcır gıcır. Mis mis vallahi. Süper bir şey. Neyle sileceğim diye düşünüyordum. Bir kova köpüklü su mu yapayım bilmem ne. Hiç gerekmez. İşte bitti. Bezi silip geçirdim miydi tamam. İş yapmaya ne var? Pratik iş yaparım arkadaşlar ben. Hiç öyle zorlu iş yapmam. Belki yaşımdan dolayı. Yıllarca iş yaptık, temizlik yaptık, annelik yaptık. 4 çocuk, 6 torun. Arkadaşlar. Erkek kardeşlerimin de tabii emeğim var benim. Elimde büyüdüler. Onlarda da emeğim var. Bir küçük kız kardeşimde de biraz bir sene falan emeğim var arkadaşlar. Yeri geldi çocuk baktım. Yeri geldi öğretmenlik yaptım çocuklara. Günlük ödevlerini yaptırdım. Öyle de çocuklarım oldu. İlk Gamze'mle başladım. Gamze'mi yaptım. Ondan sonra arkasından Emre'yi yaptım. 2-3 sene Emre'ye öğretmenlik yaptım. Günlük ödevlerini yaptırdım. Arkasından Gaziantep'te İbrahim'i yaptırdım. İbrahim çok süper bir çocuktu. Emre de çok iyi çocuktu. Ne yapalım yenge yapacak bir şey yok dedi. Ben onu ondan onu öğrendim. Süper bir çocuktu Emre. Hepsi bana bir şeyler öğretti. Ben onlara bir şeyler öğrettim arkadaşlar. Şimdi Zamiram girdi hayatıma. Ben onu seviyorum. Ben sende kalıcıyım diyor. O da bende kalıcı. Benim yanımda. İnşallah öyle de gider. Beni üzmediği müddetçe kimse benim kalıcım arkadaşlar. Benim çünkü hiçbir şeye önem verdiğim yok. Ben mutluluğa önem veriyorum artık. Ama sevdiğim kişilerle. Sevmediklerim hiç beni ilgilendirmez. İşte öyle canlarım. Burayı da böyle sildim. Göstereyim. Orayı göstermemişim. Fışkırttım, sildim. Güzel oldu. Daha da yapacağım ben. Bir şimdi sizle şeye gidelim arkadaşlar. O balkonun görüntüsünü bir arkadaşım demiş ki manzarasını bir gösterir misin? Manzarasını göstermeye gidelim. Böyle arkadaşlar. Çok güzel, havadar bir yer burası. Bu balkon, tek açık balkonum burası. 3 balkonum var. İkisi kapalı, burası açık. Böyle görüntüler. Manzarası da böyle. Böyle canlarım Antalya ayağımızın altında. Akşam ışıl ışıl oluyor gece. Yıldızlarla birlikte yatıyorsun. Elinle tutacak gibi o kadar güzel oluyor ki. Bu şekilde, bu tarafı hep orman arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Mis gibi yaşarsın. Çok şükür arkadaşlar. Allah gönlüme kalbime göre verdi. Emrine gününe şükür. Herkes de faydalansın. Olan olmaz.
yanına ortaklaşa. Zarar vermediği müddetçe. Zarar verene vallahi hiç işim olmaz. Böyle işte canlarım. Kapatayım artık ben. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Benden bu kadar. Gerçekten yoruldum tekrardan. Tekrar olayı altın üstünü düzenleyeceğim. Temizlik yapacağım yine yerlerini falan. Çünkü cumartesi, pazar ya da şey girecek çalışmaya. Arkadaş gelip çalışacak. Çok güzel olacak inşallah arkadaşlar. Böyle. Hoşça kalın diyorum. Sizlere sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.